Öncelikle hayatlar boyunca kardiyologla çok yüzleşmek zorunda kalmamak adına gençlik ve orta yaş dönemlerini sağlıklı geçirmelerini dilerim. Gerekli önerilere baştan uymalarını, dolayısıyla hasta olarak değil, sadece ziyaretçi olarak bir hekimi ziyaret Evet. etmelerini tercih ederiz. Bunun için de tabii baştan düzgün bir yaşam tarzını benimseyip, onu kendine bir düstur edinip, belli az önce söylediğimiz beslenme alışkanlıkları, egzersiz alışkanlıkları, bunlarla bir kere sağlıklı bir hayat sürmeleri. Eğer kalp problemleri var ise, diyelim ki bunlar olmadı, bir şekilde kalp hastası oldular. En azından ondan sonrası için bu öneriler geçerli ve kontrol alışkanlığını mutlaka benimsemek gerekiyor. Evet. Az önce söyledim, kalp kriziyle gelme aslında istediğimiz en kötü şey, en istemediğimiz şey. Öyle söyleyelim. Olabilecek en kötü senaryo. Çünkü hastaneye yetişemeyebiliyor bazen hastalarımız. Yetiştikten sonra az önce söylediğim gibi taburcu olsalar bile sıkıntılı bir süreç kendilerini bekliyor olabilir. Onun için kontrol muayenesi alışkanlığını edinmemiz gerekiyor. 40'lı yaşlardan sonra mutlaka şikayetimiz olmasa bile belirli aralıklarla, 1 yıllık, 2 yıllık periyotlarla, buna da hekimimiz kendisi önerir zaten mutlaka. Ya 6 ay sonra der, ya 1 yıl sonra der, ya 2 yıl sonra der. Belli aralıklarla bu kontrolleri yapmaları mümkün mertebe sağlıklı bir yaşam sürmelerinin yolunu açar diye düşünüyoruz.